Hepinize merhaba, YouTube family. Ben Muhammed. Ben de Musa. Ne haber, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün ülkelerin savaşta askerlerine verdiği yemekleri tadacağız. Ne diyorsun? Değil Canet. Hiçbir şeyine değer. Videoya geçmeden önce bu videoya sizlerden tamı tamına 20 bin like istiyorum. Ha? Eğer ki bu videoya 20 bin like gelirse bir sonraki video daha güzel olur. Söz veriyorum size. Yalancı. Söz veriyorum, sözüm olsun, bir sonraki video daha güzel olur. Hadi bakayım. Sen söz veriyor musun? Musa diyorsa doğrudur. Hadi bakayım. O halde askerlerin yediği yemekleri hemen görelim. Hadi bakalım. Hadi bakayım. Hop geç. Evet, tabii bu ülkeleri kura ile seçeceğiz. Nasıl? Elimde görmüş olduğunuz şu kağıtları, tamı tamına burada 10 tane ülke var. Yani burada ülke isimleri yazıyor. Tamam. Şu şapkanın içerisine atacağız. Sonra yani karıştırıyoruz, çekiyoruz. Tamam, okey. Hadi başla. Sen benim aga beyim olduğun için... Aldım bir tane, sen ben de şimdi çekiyorum. Ben de çektim. Tamam, bakalım ne geldi. Ülkeler. Bakalım hangi askeri yemek geldi bana. Çin. Azerbaycan. Oha. Çırpın. Buradan Hamı'ya selamlar. Hamınızı öpüyorum. Azerbaycan çıktı lan. Bak, ilk askeri yemek olarak merak ettiğim ülkelerden birisiydi. Ve o çıktığı için ben mutluyum. Bakalım Çin'le Azerbaycan askeri yemekleri nasılmış? Görelim. O zaman gelsin. Ülke yemekleri geldi. Ana, Çan Çinçonlar böyle şeyler mi yiyor lan? Şimdi Çan Çinço bu ne? Bu süt tozu abi. Hello darkness. Süt niye süt koymadın? Niye süt? Yanında da mantar sosisli kızartması var. Mantar sosisli. Evet, burada da pilav, bir tane haşlanmış yumurta, bir tane de meyve. Oo, bayağı dolu dolu güzel. Şimdi Azerbaycan'a evet bakalım. Azerbaycan tabağında bir tane kelle paça. Burada da yumurtayla beraber marine edilmiş tavuk var. Tavuk kızartması, burada da pilav var. Ben bir tek ne istiyorum biliyor musun? Eğer ki bunun içinde yanlış olan yemek varsa Azerbaycanlı kardeşlerim yoruma yazsın. Araştırmalara göre Azerbaycan'da bunlar tüketiliyor. En merak ettiğim bu. Musa, bir şey diyeceğim. Bunun tadı güzel ha. Ona da bakacağım şimdi. Çin askerlerini iyi besliyormuş. Bayağı protein dolu, güzel. Ama bir şey diyeceğim. Şu yemeğin yanında şu süt tozu ne alaka? Ben bunu yükemem bari. Bu kenarda kalsın. Tadı çok tuhaf arkadaşlar. Sütün tozunu alıp dökmüşler, suyun içine karıştırmışlar. Öyle bir şey. Süt, şekerli süt gibi. Yok ya. Bunu alacağım, böyle pilavın üstüne dökeceksin, tamam mı? Sonra böyle pilavla birlikte yiyeceksin. Şimdi asker olsam bu menü senin için nasıl? Yok ya, beni çok doyurmaz ama bak, bu biraz doyurucu gözüküyor. Şuradan bir tane tavuk yumurtasıyla marine edilmiş buttan yiyebilir miyim? Ye. Öyle güzelmiş ha. Valla askerleri iyi besliyorlar Azerbaycan'da. Şimdi kelle paça alacağım. O donmuş. Donuk da güzel, donuk da güzel. Şimdi şöyle bir şey. Ne bu musluğa koymuşlar tabağa? Harbiden. Yumurta, portakal. Sen de et, menünde böcek yoktu. Harbiden ha. Bu da güzel değil mi? Yani sosis fazla sevmem. Arkadaşlar ben Çin'de asker olmak istemem. Niye biliyor musun? Niye? Çünkü karşımda Türkler var. Yaşasın ırkımız Çin'e beden. İyiydi. Çinli kardeşlerime de selam olsun. Çinliler bir de kesin izliyordur Musa ya. En son Çin marketine gitmiştik. Noodle videosu çekmiştik, hatırlıyor musun? Orada ben bir Çinli arkadaş edindim. Aa evet. Ona selam olsun. Bu arada Noodle videosunu izleyemediyseniz şurada kartlardan bir yerden çıkar, oradan gidip izleyin. 3 gün boyunca Noodle yedik. Sadece Noodle. Şimdi yıldızlayalım. Azerbaycan askeri yemeklerini 10 üzerinden puanla. 10 %100 olarak düşünüyorum. 10 üzerinden 9 veriyorum, tatlı olmadığı için. Ben de 10 üzerinden 9.5 veriyorum. Sen? Çin'e? Ha? Ya Çin sadece şu pilavıyla o ana yemeğini beğendim. Şu ikisi beni çok şey yapmadı. 10'da 5. Ben 10 üzerinden 6 veriyorum. Ama gayet besleyici yani. O zaman bir diğer ülkeleri geçelim. Hadi bakalım. Geç. Çekiyorum. Aldım. Ben bu arada heyecanlanıyorum hocam, ne çıkacak? Ben de. Filistin! Danimarka! Oo, Filistin askeri yemekleri ne yiyor lan? Merak ettim ha. Bu aralar son malum olaylardan dolayı bayağı merak ediyorum. Gelsin yemekler, gelsin o zaman. Evet, yemeklerimiz geldi. Filistin bayağı güzel gözüküyor ha. Bu arada Danimarka'da ben şunu anlamadım şu an. Ha, bu şey var ya. Enerji içeceği. Mavi enerji içeceği var, sporcular içiyor. Bir tane burada enerji barı görüyorum. Fıstıklı fındıklı şey var, enerji bar çikolata. Aynen, enerji bar. Burada da ekmek üstüne sürülmüş reçel. Burada da etli makarna. Haşlanmış tavuk var, salatası var. Pilavı var. Bir de kızarmış patlıcan var. Gel bir tadalım. Haşlanmış yemeklerde şöyle bir olay var. Bütün vitamin içinde kalıyor. Anladın mı? En sağlıklısı haşlanmış oluyor. Bir makarna tadına bakayım mı? Bakabilirsin. Gözün kaldı, fark ettim onu. Sen bunun için enerji şeyi mi döktün? Evet. Oğlum sen mal mısın embesi? Ben o kadar beğenmedim ya. Şu menü daha güzel. Bu daha çok benim hoşuma gitti. Benim karım doyurur ha. Senin içeceğin yok ama. Evet, öyle bir durum var. Allah beni Danimarka'ya asker olarak göndertmesin. Ama orada yaşasaydım oraya alışır mıydım? Bu ne ki? Var. Gayet tatlı yani, güzel. Enerji içeceğinin üzerine hiçbir şey iyi gitmiyor. Really nigga. Bu yemeğin yanında su ya, su güzel gider. Bir de çay. Bunu yiyeceğim, üstüne çay içeceğim. Şimdi sen Danimarka'ya 10 üzerinden kaç veriyorsun? Filistin'e 10 üzerinden kaç veriyorsun? Filistin'e 10 üzerinden 8 veriyorum. Danimarka'ya 10 üzerinden 5. 5 mi yedi? 4. Aynen, ben de aynı fikirdeyim. Ben Filistin'e 10 üzerinden 8 veriyorum, burada 10 üzerinden 4. Yemeğini bitir, askerdesin oğlum. Ya Musa, daha çok ülkenin yemeğini deneyeceğiz. Dur, beni şimdiden şişirme. Bu var ya, böyle yapar ha. Komutanım, ben bu menüyü beğenmedim. Komutanım, bunda soğan var. Komutanım, sarımsaklı makarnaysa ben asla
Bu arada ben bir aralar soğandan nefret ediyordum. Bana siz diyordunuz ya ailecek. Askere gidince görürsün falan. He. Askerde pazar soğan patates yediriyorlar. Vay aman oğlum çok üzüldüm lan. Gel şimdi bir diğer ülkeyi kurasını çekelim. Hop. Aldım bir tane. Aldım. Aç bakayım. Ne çıktı? Tanzanya. Bana da Amerika çıktı. Amerika askerleri iyi besleniyormuş dedim. Görüyordu ama Tanzanya... Bilmiyorum açta kalabilirsin belki. Hadi bakalım o yemekleri görmeye gidelim. Göreceğiz. Geç. Geç. Oo, orada bir kırmızı et görüyorum hocam. Kırmızı et var. Evet Amerika'nın yemeklerine dikkatimi çeken et, var. Pilav, bezelye, peynirli bisküvi. Bu bir ne? De kahve. Şu menünün içinde kahve ne alaka? İşte ne alaka? Ne alaka? Ne alaka? Ayık mı kalmaya çalışıyorlar? Ne bileyim uyuyana kal. Bak bende ne var? Lapa. Yulaf mı bu? Tatsız tutsuz ama onun şeyi çok. Tamam yulaf var. Proteini çok. Yulaf var, pilav var. Bütün pilavdan kurtulamadık. Bütün askerler pilav mı yiyor Musa? Abi pilav... Yani... Bel oldu. Pilav var, tavuk sote var. Bir de bu ne? Mango suyu. Evet. Başlıyoruz ama. Sana bir parça et bırakmam. Tamam bir tane alayım. Ya kendi yemeğine başladı, benim yemeğime saldırdı. Ama kırmızı et protein. Buradan şimdi savaş çıkacak. Ebelik... Kahvemi de yudum yiyeyim. Bu etin üstüne hiç güzel gitmez. Sus. Bak şunu alıyorsun tavuk soteyi tamam mı? Şöyle pilavın üstüne yayıyorsun. Bu arada bizde meşhurdu pilavın üstüne bir şeyler koymak. Pilavın altına koyuyoruz, üstüne koyuyoruz, her şeyi koyuyoruz. Pilav bizim canımız. Olay budur babacan. Ama Tanzanya'da iyi besliyormuş ha. Şey bekliyordum ben, Tanzanya derken aklıma şey geldi. Demin bir kuru ekmek koyarlar, pilav koyarlar, su koyarlar gibi bir şey bekliyordum da. Ha bizden asker olmaz ha. Hayırdır lan her Türk asker doğar. Bugün 10 numara asker olur. Düşmana güven, dostuna korku veriyoruz. Orası lan düşmana güven. Şimdi sen Amerika askeri yemeğine onun üzerinden kaç puan veriyorsun? Eti var, sebzeli yemeği var, 6 veriyorum onun üzerinden 6. Ben de bir menü uzaktan baktığım kadarıyla o et beni etkiledi, ben de onun üzerinden 7 veriyorum. Ama kahve olayı bozmuş. Yok ya ben puanı geri çektim, onun üzerinden 6'ya çektim. Tanzanya'ya kaç veriyorsun? Bir tavuk soteyle pilavın üzerine bir bakayım. İyi yiyorsun ha. İçeceğin de iç. Şimdi karar veriyorum. 10 üzerinden... Buna da 6. Ben de buna 10 üzerinden 7 veriyorum. Evet puanladığımıza göre bir diğer ülkenin askeri yemeklerine geçelim hadi bakalım. Ama kura çekelim. Çek bir kura daha. Çekiyorum. Çektim. Ben daha hop. İlk sen aç bu sefer. Türkiye! Türkiye. Bakayım ne çıktı bana. Haa. İsrail çıktı. Pardon dilim sürtüşü. İsrail çıktı. Evet. Türkiye ve İsrail yemekli, askeri yemekleri gelecek şimdi. Bakalım Türkiye ile İsrail nasıl bir şeymiş yemekleri görelim bakalım. Ama Türkiye'yi tahmin edebiliyorum da. Kaç kere askeri? Ya oğlum. Ağzına botumu sokarım. Lan tanıdıklar askeri geliyor anlatıyor ya askeri hikayelerini oradan biliyorum. Evet. Yemekler geldi. Ben sana bir soru sormak istiyorum. Sen gay misin? İsrail'de bir devlet var mı ki asker yemeği olsun? Burger varmış. Coca-Cola yerine biz L-Cola aldık tabii ki de. Paramız oraya gitsin istemedik. Bu arada burgeri de kendi ellerimizle yaptık. Görmüş olduğunuz bütün askeri yemek menülerinin hepsini bizim prodüksiyon ekibimiz ayarladı. Herhangi bir şekilde sipariş edilmedi haberiniz olsun. Türkiye'de bak dikkatimi çeken şu. Bak kayısısı var. Aa güzel. Bakliyat. Ondan sonra bak bezelyesinin içinde de et var. Bulgurunun içinde de et var. Tatlı olarak ise sarellesi. Çikolata ekmek arası. Aynen. Bir de çay. Bir dakika. Bu bayram burada ne iş var? Bu şurada kalsın. İyi, güzel. Arka planı bir güzellik geldi sanki ha? Evet, bir güzellik geldi. Güzellik geldi arka plana. Klasik menü ya, bir şey diyeyim. Cidden bunu mu yiyorlar? Bu ne oğlum? Burger, kola, bu nasıl bir menü? Valla ben mis gibi Türk askerlerini yemek deneyeceğim. Bir şey diyeyim, çok sağlıklı gözüküyor bu, çok sağlıksız. Neyse yiyeceğiz mecbur. Acım çünkü. Şöyle böyle sosuna bandıralım, tamam mı? Böyle. Nasıl iştahlı yiyor? Aldım lan. Ben şerefsize bak. Ama hiçbir askeri yemeği böyle iştahlı yemedin abi. Vallahi cininkini yarıda bıraktın, diğerlerinkini yarıda bıraktın. Buna böyle sosla basıyor. Ama bir şey diyeceğim, sevdin beni. Bu ne oğlum, burger, kola, bu nasıl bir menü? Vallahi sevdim ya oğlum, ne oldu? Niye böyle bir şey tespit yaptın ki sen? İşin sonunda da 10 üzerinden 0 verecek bak. Bak şimdi dürüst konuşmak gerekirse bana hitap eden menü. Ama İsrail askerlerinin yiyebileceği yemek şu. Bekleyin. Ne yapıyor oğlum, İsrail'e mi gidiyor? Tabii ki de o askerlerin yiyeceği yemek bu. Ayakkabı mı diyorsun? Öyle. Leş kokulu ayakkabı mı diyorsun öyle, herhalde? Direkt bunu şöyle kenara atalım. Arkadaşlar o zaman konuyu birazcık özetlemek istiyorum. Savaşın hiçbir türlüsünü desteklemiyoruz. Şu anki son olaylarda da üzülüyoruz tabii ki de. Ama ortada böyle vahşice saldırı var. Tarafımız belli. Tabii ki de savaşın hiçbir türlüsünü benimsemiyoruz. Valla ben bir önceki videoda dedim. Keşke sadece yemeklerini yeseler, birbirlerini yemeseler. Bir şey diyeyim mi? Ben kendi sevdiğim yemekleri gördüm ya böyle burgerdı, patatestir falan. Türk askerlerin yemeğini tatmaya fırsatım olmadı ha. Sen bitirmişsin. Bitirdim. Ben bitirmişsin, ben bir döndüm bitirmiş hepsini. Bu arada çikolata üzerine sürülmüş ekmekle çay 10 numara gidiyor. Öyle. Neyse ben direkt puanladım gördüğüm kadarıyla. 10 üzerinden 10. Asla torpil yok. Ben de torpilsiz söyleyeceğim. Bir kere kayısı. Kuru yemeği, tatlısı var, etli bulgur var, eti var, bulguru var, sebze yemeği var. Evet. Sebze yemeğinin içinde de et var, o yüzden 10 üzerinden 10. O sebze yemeğinin içinde de mi et vardı? Vardı. Full et yani. Ben de 10 üzerinden 1 veriyorum. Buna kaç veriyorsun? Vallahi hocam. Dürüst ya, dürüst. Ben buna 10 üzerinden 1 veriyorum. Sırf sevdiğin yemekler geldi diye ben de 10 üzerinden 1.5 falan veriyorum yani. Anladın mı? 1.5. Evet, bu bölüm çok uzadı sanki birazcık. Evet, birazcık
Birazcık göndermelerimiz bittiyse o halde diğer ülkenin yemeğine geçelim. Evet, geç. Geç. Musa zaten son iki tane kağıt kalmış. Bir tanesini seç. Aldım. Bunu aldım, ben de aldım. Hop! Ukrayna. Bana da İspanya çıktı. Tamam abi. İspanya. İspanya. Ukrayna'da da savaş var. Bakalım askeri yemeği nasıl? O halde yemekler gelsin. Gelsin hadi. Geldik son askeri yemeklere. Fark ettiysen Ukrayna'da sadece et var. Evet, niye sadece bir menüsü var? Et var yani bildiğin. Evet. Başka bir şey yok. Bir de içeceği var. Bende baksana benim tamam biraz dolu. Ya abi bu askerler harbiden faso sabah akşam pilav mı yediyorlar, ben anlamadım ki. Oğlum pilav bir buluş yani, her ülke yapabilir. Doğru söylüyor. İçecek var, bu ne içeceği? Portakal suyu. Ha portakal suyu. Zeytinyağlı fasulye var, bir de çubuk kraker var. Yani şimdi sadece etle beslemesi bir güç gösterisi mi? Yoksa bir ekonomik savaş mı, anlamadım. Yoksa ellerinde yemek mi yok? Abdu Family, eğer ki bu seriyi sevdiyseniz, bir diğer bölümünde gelmesini istiyorsanız, başka ülkelerin askeri yemeklerini görmek istiyorsanız bu videoya aşağıdan like atmanız yeterli olacaktır. Sizlerden 20-30 bin like arası bir şey bekliyoruz. Atarsınız, cansınız, ciğersiniz, sizleri seviyorum. Bu videoda görmüş olduğunuz bütün askeri yemekler her zaman bu öğünü yemiyorlar. Farklı farklı öğünler yiyorlar. Bu herhangi bir öğünü. Anladın mı? Bir şey diyeceğim. Bana hiç bu hitap etmedi ya. İçinde et yok ki. Bence karnın doydu. Sadece fasulye dedin, içinde et olur. Ben ne dedim? Bunu askere bırakın, komutana diyeceği şey şu. Komutanım ben bunu yiyemem. Sana kırmızı et çıktı, tamam bitirirsin. Senin sevdiğin şeylerden birisi kırmızı et. Bugün çok et yedim. Ben taze fasulyenin içine et olsaydı güzel olurdu. Ben hiç tadına bile bakmadım ha. Çünkü gözüme hitap etmedi. Gözümü doyurmayan şey karnım doyurmuyor. Güzel oldu. Ukrayna 10 üzerinden kaç veriyorsun? 10 üzerinden 5 ya da 4. Doyurdu mu seni? Ama et var. Ben de etin tadına bakamadım ama göz kararıyla 10 üzerinden 3 veriyorum. Askerlere çok iyi bakılmıyormuş. İspanya 10 üzerinden kaç veriyor? 5.5. Ben de biraz daha menüsü dolu dolu olduğu için 10 üzerinden 6. Tatmadı bak. Dolu ama karı doyurur. Bak abi videonun başından beri izleyin. En düşük puanlı verdiği ülkeyi böyle labur labur yedi. Tadına bakmadı. Ülkeye 5.5 verdi. Niye diye sor. Niye? Bir kere o burgeri biz yaptık. Tadı güzel değil miydi? Bak tadı güzeldi. Yunus tadı güzel değil miydi? Güzeldi. Ha. Tamam, burgerin tamam. Tadı güzel. Ben o İsrail askeri yemeğine verdiğim puan umurumda değil. Oğlum bunları da biz yaptık. Tamam bunları da biz yaptık, o daha güzeldi. Onu daha güzel yapmış. Ona 1.5. Askeri yemekleri tattık, gördük, sizlere de gösterdik, sizlerini puanladık, deneyimledik, baktık ne yemekler yiyormuş askerler, onları görmüş olduk bu videoda. Eğer ki farklı ülkelerin hastane yemekleri olur, hapishane yemekleri olur, ne bileyim okul yemekleri olur, türlü türlü ne çeşit hangi yemeklerini istiyorsanız aşağıda yorumlara belirtin. Ve ayrıca bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtin ve bu videoya like atmayı unutmayın. Karnımı doyuran serileri seviyorum. Ben de seviyorum. Yemek videolarımı bayılıyorum. En sevdiğim serilerden birisi yemek serisi. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Aşağıdan kanala abone olup zil tuşu açmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Saygı kalın. Güle güle. Bay bay. Yandan çıkan videoda gitmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Selamünaleyküm.